Merhaba arkadaşlar, dershane burada hepiniz hoş geldiniz. Ben Aleyna hocanız. Evet arkadaşlar, dördüncü ünitemize geçtik. Şimdi ikinci videomuzu izlemiş olmanız gerekiyor. Siyasi alanda yapılan inkılapları izlemiş olmanız gerekiyor. Şimdi onlarla ilgili pekiştirmek amacıyla soru çözeceğiz arkadaşlar. Soru çözüm videolarında her zaman söylediğim gibi önce linkten soruları indiriyorsunuz, kendiniz çözüyorsunuz. Sonrasında da soru çözüm videosunu izliyorsunuz. Hala anlamadığınız bir konu olursa aşağıya yorumlara yazıyorsunuz. Tamam mıdır? O zaman başlayalım sorularımıza. Diyagramda soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır demiş. Şimdi inkılabın adını vermiş, orayı boş bırakmış. Bize gerekçesini vermiş. Biz gerekçeden inkılabın ne olduğunu bulacağız. Ülkedeki çift başlığa son verilerek TBMM'nin milletin gerçek temsilcisi haline getirilmek istenmesi. Şimdi biz biliyoruz ki, şimdi cevabı vermeyeyim. Belli bir süreye kadar ülkede iki tane hükümet vardı. Birisi Osmanlı hükümeti, birisi TBMM hükümeti. Yani çift başlılık dediğimiz şey olay vardı. Şimdi buna son vermek istiyorsan benim ne yapmam lazım? TBMM tek temsilci kalacaksa, milletin tek temsilcisi, o zaman Osmanlı hükümetini bitirmem gerekiyor. Peki Osmanlı hükümetini bitirdiğim inkılabın adı neydi? Saltanatın kaldırılmasıydı. Baktım A'da şerriye ve efkaf vekaletinin kaldırılması, bu din ve vakıflarla ilgiliydi. Medeni kanunun kabul edilmesi, bu da kadın erkek eşitliği ile ilgiliydi. Saltanatın kaldırılmasını zaten vermiş. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi, bu da sadece eğitim alanında yapılan bir inkılaptı. O zaman cevabım Ceyhan dedim, geçtim. Verilen paragrafta Atatürk aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini vurgulamıştır demiş. Bir millet varlığı ve hakları için bütün kuvvetiyle, bütün fikri ve maddi güçleriyle alakadar olmazsa, bir millet kendi kuvvetine dayanarak varlığını ve bağımsızlığını temin etmezse, şunun bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz. Bu sebeple teşkilatımızda milli güçlerin etken ve milli iradenin egemen olması esas kabul edilmiştir. Bugün bütün cihanın milletleri yalnız bir egemenlik tanırlar. Milli egemenlik demiş. Şimdi hangisinin gerekliliğini vurgulamış? Bariz olarak sonda vermiş. Milli egemenliğin gerekliliğini vurgulamış. Baktım. Milletin devlet yönetiminde söz sahibi olmasının, şimdi millet yönetimde söz sahibi ise, kendi kendini yönetebiliyorsa millet, o zaman biz buna ne demiştik? Milli egemenlik demiştik. Zaten A şıkkı milli egemenlikle ilgili. Ama yine bakalım. Devlet kurumlarının laikleştirilmesi, bu laiklikle ilgili. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıyla ilgili. Din ve devlet işlerinin tek bir makamın elinde toplanmasının, böyle bir şey istemiyor kesinlikle. Laikliğe tamamıyla karşı zaten bu durum. Onu da geçtim. Ülkede iki ayrı yönetimin bulunması. Ülkede iki ayrı yönetim olursa biri saltanat olacağı için, o zaman milli egemenlik gerçekleştirilemiyor haliyle. O yüzden bunu da istemiyoruz. Cevabımız Adana. Evet, gerekçelerinden hangisi de hangilerine bağlamaktadır demiş. Ankara susuzdu, açsızdı, kuru ve yabaniydi. Fakat Büyük Millet Meclisi orada kurulmuş, orada toplanmış. Bütün savaş oradan idare edilmişti. Yeni idarenin milletler arası edebiyatta adı Ankara hükümetiydi demiş Falih Rıfkı Atay. Falih Rıfkı Atay Ankara'nın başkent olma gerekliliğini hangilerine bağlamaktadır demiş. Askeri ve siyasi yönden güvenli bir konumda bulunması. Şimdi askeri yön var, okey. Siyasi yön de var ama güvenli bir konumda mı? Bununla ilgili bir bilgi vermiyor. Tamam, bu Ankara'nın başkent olmasının bir gerekliliği ama bu metine göre değil. Geçtim. Kurtuluş Savaşı'nın bu şehirden yönetilmesi. Evet, bakın bütün savaş oradan idare edilmişti diyor. Bu var. Ülkenin her tarafıyla ulaşım ve haberleşme olanaklarına sahip olması. Tamam, bu da Ankara'nın başkent olma gerekliliği ama metinde verilmemiş. O zaman bunu da geçtim. Cevabım yalnız 2. Evet, dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi hazırlanan bu yasa tasarısı ile çözümlenen konulardan biri değildir? O gece birlikte bulunduğumuz arkadaşlar erkenden ayrıldılar. Yalnız İsmet Paşa Çankaya'da konuk idi. Onunla bir yasa tasarısı hazırladık. Bu tasarıda 1921 Anayasası'nın devlet biçimini saptayan maddeleri şöylece değiştirmiştim. Birinci maddenin sonuna Türkiye Devleti'nin hükümet biçimi cumhuriyettir cümlesini ekledim. Üçüncü maddeyi şöyle değiştirdim. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi'nce yönetilir. Meclis hükümetin yönetim kollarını Bakanlar Kurulu aracılığıyla yönetir. Bundan başka 8. ve 9. maddelerde şunlar yazıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ve kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi için seçilir. Cumhurbaşkanı devletin başkanıdır. Cumhurbaşkanı başbakanı meclis üyesi arasından seçer. Diğer bakanları da başbakan yine meclis üyesi üyeleri arasından seçtikten sonra hepsini Cumhurbaşkanı meclis onayına sunar demiş. Şimdi baktım, hangisi çözümlenen konulardan biri değildir demiş.
Devletin adı var mı? Türkiye Devleti. Evet. Hükümet bunalımı. Evet. Cumhurbaşkanı geldi. Devlet başkanlığı. Evet. Cumhurbaşkanı devletin de başkanı. Sonrasında başbakanlar var. Osmanlı saltanatının konumu. Burada saltanattan bahsetmiş mi? Hayır, bahsetmemiş. Tek temsilcinin TBMM olduğunu bahsetmiş. Yani Türkiye Devleti olduğunu bahsetmiş. Osmanlı'dan kesinlikle bahsetmiyor. O zaman cevabı Denizli. Evet, şemada soru işaretiyle gösterilen boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir demiş. Şimdi inkılap vermiş, bunların ortak sonuçları demiş. TBMM'nin açılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı demiş. Baktım. Kapitülasyonlar kaldırıldı. Bunun sonucu mu ortak? Hayır. Çünkü bunlar hep devlet, hükümet işleriyle ilgili değil mi? Siyasi. Ben siyasi bir şey arayacağım. Kapitülasyonlar ekonomik. Milli egemenlik ilkesi güçlendi. Evet, milli egemenlik, TBMM açıldı. Seçim. Saltanat kaldırıldı. Saltanat bitince egemenlik geldi. Cumhuriyet yine milli egemenlik çünkü halk kendi kendini yönetebiliyor artık. Demek ki cevabım bu olacak. Ama diğerlerine de bakalım. Eğitim öğretim birliği sağlandı. Hayır, onun için tevhid-i tedrisat falan yazması gerekiyordu. Yok. Milli ekonomi kuruldu. Ekonomiyle ilgili olmadığını zaten söyledik. O zaman cevabımız Bolu. Altıncı sorumuz. Verilen bilgiye göre halifeliğin varlığının aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri için tehdit oluşturmaya başladığı söylenebilir. Saltanat taraftarları ve bazı devletler halifelik makamının Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhinde kullanmaya çalışıyordu. Halife Abdülmecit Efendi TBMM başkanının gönderdiği yönergeleri dikkate almıyor, ödenekleri az buluyor ve padişah gibi davranıyordu demiş. Şimdi hangisine tehdit oluşturmaya başlamış? Cumhuriyet rejimi için tehdit oluşturmuş mu? Evet, çünkü padişah gibi davranmaya başlamış. Kişi egemenliği. Kişi egemenliği değil de milli egemenlik için tehdittir bu. O yüzden bu yok. Yeni Türk Devleti'nin geleceği, haliyle Yeni Türk Devleti'nin geleceği hani eski düzene geri dönme çabaları olabilir. Bu da Yeni Türk Devleti'ni yıpratabilir. O yüzden yani tehdit olarak gösterebiliriz. Cevabımız nedir? 1 ve 3. Yani Ceyhan. Evet, diyagramdaki kanun sonuç ilişkisinden yukarıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir demiş. Kanun, saltanatın kaldırılmasından sonra TBMM tarafından halifeliğe getirilen Abdülmecit Efendi padişah gibi davranmaya başlayınca TBMM 3 Mart 1924 tarihinde halifeliği kaldırmıştır demiş. Şimdi baktım. Sonuçları. Eğitim öğretimde birlik sağlanmış mıdır? Hayır. Bu, halifelik yönetimle ilgili ve dinle ilgili. O yüzden öyle bir şey arayacağım. Ülkede kültür çatışmasına son verilmiştir. Dursun. Ama yani kültür çatışması yok. Sadece bu dinle ilgili durmasın. O yüzden bunu da eledim. Cumhuriyet ilan edildi. Baktım tarihe zaten ben hiçbir şey bilmiyor olsam, Cumhuriyet'in ilanını biliyorsam yeter. Çünkü 1924'te kaldırmış. Bir sene öncesinde Cumhuriyet ilan ediliyor. O yüzden bu sonucu değildir. Bunu da eledim. Eski rejime dönüş yolları kapandı mı? Evet, çünkü saltanat gitti. Halifelik de gidince haliyle eski rejime dönüş yolları tamamıyla kapanmış oluyor. O yüzden cevabım Denizli. Ve son sorum. Yapılan bu yasal düzenlemelerin sonuçları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. 3 Mart 1924'te yapılan yasal düzenlemelerle Erkan-ı Harbiye vekaleti kaldırıldı. Yerine Genelkurmay Başkanlığı kuruldu. Şer'iye ve Efkaf vekaleti kaldırıldı. Şer'iye vekaleti yerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Efkaf vekaleti yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu demiş. Şimdi hangisi söylenemez? Din ve devlet işleri tek bir makamın elinde toplandı. Hayır, farkındaysanız farklı farklı makamlara veriliyor. Zaten laikliğin amacı da farklı olmasıydı, değil mi? Bir dursun. Ordu siyasetin dışına taşındı. Evet, Erkan-ı Harbiye vekaletinin kaldırılmasındaki amaç neydi? Ordu ve siyaseti birbirinden ayırmaktı. Laik ve çağdaş bir devlet olma yolunda ilerlendi. Evet, çünkü din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı. Din işleri siyasetin dışına çıkarıldı. Aynen, yine din ve siyaset birbirinden ayrıldı. O yüzden cevabımız Adana. Evet arkadaşlar, sorularımız bu kadardı. Zaten kolay bir konu olduğunu düşünüyorum. Yapabileceğinizi düşünüyorum ki bunların dediğim gibi her Türk gencinin de bilmesi gerekiyor arkadaşlar diyorum. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.